Bir gün böyle yataktan uyanıyoruz, dışarıya bir bakıyoruz, güneş batıdan doğmuş. Bu bizim bildiğimiz kıyamet. Kıyametin en büyük alameti olan güneşin batıdan doğması, acaba güneşi batıda görmemiz değil de doğuyla batının yer değiştirmesi olabilir mi? Kıyamet kopacak herhaldeyse dedim. O ancuvazda bir elamet geldi. Doğuyla batı, kuzeyle güney yer değiştirecek mi sorusu çok yanlış bir soru. Doğru soru ise tam olarak şu. Değiştirecek. Ama ne zaman? O zaman benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Değiştirecek de ne olacak? Kıyamet mi kopacak? Aramızda kalsın ama muhtemelen. Hadi canım sen de. Sen kafanı böyle şeylere yorma. Olur mu hiç öyle şey? Demeyin. 18 bin defa gerçekleşti bu olay. E o zaman çoktan kıyametin kopması gerekmez miydi? Aslında evet. Fakat en son 780 bin yıl önce oldu bu olay. Yani daha henüz insanlık ortada yoktu. İlk maymunlar. O kadar şey anlattık. Manyetik alan nedir onu anlatmadık. Tabii bu olay bir de manyetik alanların yer değiştirmesinden kaynaklı oluşuyor. O zaman manyetik alana bir bakalım. Bir mıknatıs düşünün. Mıknatısın bir kutbundan çıkıp diğer kutbuna doğru giderek oradan tekrar içeriye giren kuvvet çizgilerinin oluşturduğu alana biz manyetik alan diyoruz. Bu kadar basit. İyi de kardeşim, dünya o zaman mıknatıs mı? Evet, dünya dev bir mıknatıs. Bu yüzden dünyanın da bir manyetik alanı var. Manyetik alan ne işe yarıyor? Adeta bir koruyucu kalkan. E kardeşim, bizim zaten atmosferimiz var. Atmosfer bizi zaten koruyor diyorsanız o zaman bizi nasıl koruyor bir bakalım mı? Bizim hep böyle sevimli, tatlı, tonton gördüğümüz güneş aslında dünyanın düşmanı. Bize sürekli durmadan saldırıyor. İşte bu güneşten gelen kozmik radyasyon yağmurlarını manyetosfer süzüyor. Adeta bir şemsiye gibi. Şimdi şöyle düşünelim. Tatile gittiniz, güneşleneceksiniz. Güneş kremi sürüyorsunuz. Bunu bilmeyenler şunun için sürüyor. Ya adet olsun, efendime söyleyeyim, ya işte yanmayalım fazla. Ya bizim asıl amacımız bunlar değil. Güneşin zararlı ışınlarından korunabilmek. Buradan da anlayacağımız üzere bizim koruyucu kalkanımız zararlı güneş ışınlarının hepsini de engellemiyor yani. Sadece bir kısmını. E geri kalanlar ne oluyor? Onlar işte yeryüzüne ulaşıyor ve biz onlara maruz kalıyoruz. E kafalarda o zaman diğer soru işareti de şu. Engellediği güneş ışınları peki nereye gidiyor o zaman? İşte o şemsiyenin üzerinden böyle süzülüp dünyanın kuzey kutbundan içeriye girmiyor. Manyetik kuzey kutbundan içeri giriyor. Nasıl ya? Kuzey kutbu, kuzey kutbu değil mi? Aslında kuzey kutbu, kuzey kutbu. Fakat bizim bildiğimiz coğrafi kuzey kutbu. Bir de manyetik kuzey kutbu var. Yani aslında kutuba ismini veren şey. Arada fark mı var? Şu an için günümüzde 1000 kilometre kadar fark var. Yani coğrafi kutup ile manyetik kutup birbirinden farklı. İyi de neden farklı? O zaman şöyle açıklayalım. Dünyanın çekirdeği ay kadar büyük. Onun etrafında sıvı halde magma var. Demir ve nikelden oluşuyor. Bunlar hareketli. E bir de dünya dönüyor üstüne. E az önce söylemiştim, manyetik alan bir kutuptan çıkıyor, bir kutuptan giriyor. İşte içerisi akışkan olduğu için çıktığı nokta ile girdiği nokta birbirini bir türlü tutmuyor. Sürekli değişiyor. Çünkü akışkan. Sürekli yeni yeni manyetik alanlar üretiyor. O zaman coğrafi kutup ile manyetik kutup farklılık göstermesi ise zaten normal bir şey. Aynı noktada da olabilir, farklı noktada da olabilir. Bu da problem değil. Aynı noktada ise yine uzun süre aynı nokta olmuyor. Yine değişiyor.
Demek ki dünyanın kanunu gibi bir şey. Günümüzdeki manyetik kutupla coğrafya kutubu arasında 1000 kilometre fark var. Daha önce yılda 15 kilometre değişiyordu manyetik kutup. Son yıllarda ise 60 kilometreye kadar çıktı. Yani 100 yılda değiştirdiği mesafeyi 20 yılda kat ediyor artık. Yani aniden çok büyük bir hızlanma var. Sebebi ise bilinmiyor. Fakat Sibirya'ya doğru ilerliyor artık. Oraya gittikten sonra geri gelecek mi? Yoksa Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu yer mi değiştirecek? İyi de bu felaket demek mi? En son 780 bin yıl önce olmadı mı bu? Hem yer değiştirse ne fark eder ki? Benim canım yanmaz kardeş. Bu sorulara cevap bulabilmek için önce kayaçları incelemek gerekiyor. Kayaçlardan örnekler alınıyor. Önce kayaçların yaşı belirleniyor. Daha sonrasında ise o kayaçlar magmadan çıktıktan sonra soğurken içerisinde bulunan mikroskobik metal parçaları aynı pusula gibi bize Kuzey Kutbu'nu gösteriyor böyle. Aynı zamanda da kuvvetini de gösteriyor. Kuzey Kutbu demişken manyetik Kuzey Kutbu. Çünkü bizim pusulalarımızda bize sadece manyetik Kuzey Kutbu'nu gösterir. Milyon yıllık kayaçlarda yapılan incelemeler sonucunda ise karşımıza korkunç bir sonuç ortaya çıkıyor. Manyetik kutuplar tarih boyunca hep yer değiştirmiş. Fakat gücü her yıl %10 azalmakta. Yani bu ne demek? Güneşten gelen zararlı ışınları her yıl %10 daha az süzüyor. Yani biz her yıl %10 daha fazla kanser riskine maruz kalıyoruz. Bu olaya manyetik zayıflaşma adı verilir. Unutmayalım, biz her yıl %10 manyetik zayıflaşıyoruz. Aman canım, bugüne kadar böyle gelmiş, böyle gitmez. Çünkü biz uzaydaki çalışmalarımızı en çok Mars'ta yapıyoruz. Nedenini biliyor musunuz peki? Çünkü dünyaya en çok benzeyen gezegen. Şimdi şöyle bir düşünce de oluşabilir kafanızda. Ula bize benzese yaşam olur, insanlık olur, su olur, bir şey olur yani. O zaman size kötü bir haberim var. Muhtemelen hepsi vardı. Mars'a kuyruklu yıldızın çarpması sonucu Mars yüzeyinden kopan bazı parçalar dünyaya düşmüştü. Bu taşlarda yapılan incelemede taşın 4 milyon yıllık olduğunu öğrendik. Olabilirdi. Buraya kadar problem yoktu. Fakat yapılan incelemede ise şöyle bir şey karşımıza çıktı. Mars'ın da bir manyetik alanı vardı. Manyetik kutbu vardı. Ve manyetosferi vardı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bir atmosferi vardı. Suyu vardı. Ve üstelik bakıldığında manyetosferin gücü dünyadakinden katlarca kez fazlaydı. Yani bizim manyetosferimizden daha güçlü bir manyetik alanı var. Fakat manyetik zayıflaşmaya uğrayıp yok olmuş. Aman canım, yok olsa ne olacak? İşte ne olacak biliyor musunuz? Yok olduğunda atmosferimiz yok olacak. Bütün su buharlaşacak. Bütün zararlı ışınlar artık yeryüzüne gelecek. Ve yaşamı sonlandıracak. Yani daha önce Mars'ta hayat vardı ve biz bilmiyor muyduk? Ve yok mu oldular? Dünyanın başına gelecek olan bu kıyamet onların başına gelmiş miydi? Bu verilere göre belki de kıyamet artık çok yakın. Çünkü manyetik zayıflaşma çok hızlı ilerliyor. Üstelik bir de manyetik kutuplar da yer değiştiriyor. Dünyanın düzeninde buna bir örnek var mı peki diye baktığımızda balinalarda ve yarasalarda bildiğimiz doğal bir GPS var. Yani yön tayinlerini yaparlarken manyetik alandan faydalanıyorlar. Yani manyetik kutbu hissederek yön tayinlerini buna göre yapıyorlar. Biz bunu 1980 yılından sonra öğrendik. Yani yön tayini yaparken aynı bir GPS gibi, pusula gibi Kuzey Kutbu'nu buluyor, manyetik Kuzey Kutbu'nu buluyor ve yön tayini yapıyor. Derken bizim karşımıza şöyle bir olay çıkıyor.
Balinalar karaya vuruyor. İşte bu da manyetik Kuzey Kutbu'nun yer değiştirmesinden kaynaklı. Birçok balinanın karaya vurmasının sebebinin çok büyük bir oranı bu yüzden. Bu manyetik alanların yer değiştirmesini durdurmak, engellemek için bir yöntem var mı sorusunun cevabı ise çok basit. İnsanoğlu buna ne yapabilir ki? Güneş her 11 yılda bir manyetik alanı yer değiştiriyor. Peki bu durumda ne oluyor? Ne değişiyor? Solar fırtınalar çıkıyor. Solar fırtınaları biz çok hissetmiyoruz. Yani aslında halk olarak biz çok hissetmiyoruz. Ama şöyle diyoruz. Bugün güneş çok yakıcı ya. Abi fenalık geldi. Komşunun oğlu beyin kanaması geçirmiş. Hep güneşten. Biz bunlarla kendimizi kandırıyoruz. Solar fırtınaları ise bilim insanları büyük bir dehşet içerisinde inceliyor. Solar fırtınanın dünyadaki bir diğer etkisi ise şu. Eğer ki o manyetik zayıflama devam ederse sadece kutuplarda gördüğümüz o aurora ışınlarını artık dünyanın her bölgesinde görebileceğiz. Aslında zevkli görünüyor. Görsel olarak güzel. Fakat yaşamsal olarak maalesef değil. Tabii bir de bu durumda biz hayattaysak bu durumu görebileceğiz. Dayanabilirsek. Bu durumdan kurtulmanın bir yöntemi ise sadece şu. İnsanoğlu olarak bu duruma ayak uydurabilirsek hayatta kalabiliriz. Yani kıyamet kopmayabilir. Ya da zaten aksi takdirde hepimiz kanserden öleceğiz. Kısacası manyetik kutuplar yer değiştirdiğinde kuzey güney olacak. Doğu batı olacak. Yani dolayısıyla güneş doğduğunda o kısım doğu değil batı olmuş olacak. Biz hep güneş batıdan doğacak düşüncesiyle acaba gerçekten batıdan mı doğacak deyip kafamızı çevirdik. Belki de anlatılmak istenen şey tam olarak buydu. Manyetik kutupların yer değiştirmesi. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Kanala abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın.